Yes. Oh, Eddie's one. Yeah. Yes, thank you. Yeah, we can have a chat. Yep. Mm-hmm. Mm-hmm. Thank you for this opportunity. I'm really happy to be here too. Your luck, shining like a moon ring. I can hear your chit-chat. I'm high on catching your drift. Bugün benim için çok önemli bir gün. Tam 3 saat sonra bir toplantıya gireceğim. Ve bu toplantıya beni şu anda gördüğünüz şekilde gitmeme imkan yok arkadaşlar. Özellikle bu sandaletlerle. O yüzden önce alışverişe gitmemiz gerekiyor. Hazır mı? Bu arada kaldığım evi kısaca göstereyim arkadaşlar. Oturma odam, mutfağım, uyuduğum oda. Lene 2-3 hafta sonra buraya tekrar geldiğimizde daha detaylı bir ev turu yapacak İngilizce kanalında arkadaşlar. Ben en fazla bu kadar gösterebildim. Taksi! Gördüğünüz üzere alışveriş merkezi tamamen boş. Çünkü çok erken saatteyiz. Geçen gelişimizde burada tanıştığım çok karizmatik bir arkadaşım var arkadaşlar. Onunla görüşeceğim. Burada bir mağazanın yöneticisi. O bana yardımcı olacak kıyafet seçiminde hatta. Erken de açmayı kabul etti. Birazdan açacaklar benim için dükkanlarını. Hello, I didn't know it was open. Because often on only for you, because they had the open time at 10 o'clock. Okay, thank you so much, man. I'm feeling as good as your luck, shining like a moon ring. I can hear you chit-chat. I'm high on catching your drift, melting down the black top, sticking to my lips. Şimdi iki tane pantolon, iki tane gömlek, iki tane de yukarıdan dövmeli tişört seçtim. Denemeye başlıyorum. Önce pantolon ve tişört. Evet, birinci kombinimiz bu şekilde arkadaşlar. Bir de tişörtü değiştirelim. Bu da yeşille beraber. Ama sanki biraz gri daha iyi duruyor gibiydi benim için. Şimdi bir de gömlek deneyelim arkadaşlar. O beni biraz daha heyecanlandırıyor çünkü hiç gömlek giymiyorum ben. Ne diyorsunuz? Şu anda biraz şaşkınlık içerisindeyim. Bir de pantolonu değiştirelim. Bu da bej renkte bir pantolon. Diğerine göre biraz daha aslında bol rahat hissettiriyor. Bir tane daha gömleğim var. Bunda daha rahat hissettim ama aklım biraz ilk başta denediğimiz tişörtte ve pantolonda kaldı. Bence biz o tişört ve pantolonla gidelim. Ben bunu çok sevdim arkadaşlar. O yüzden bu kombini tercih ediyorum. Şimdi üstümü çıkarıp bunları satın alabilirim. Evet. Pantolonu da çıkartalım. Thank you. Bye bye. You're amazing. Thank you so much. You saved my life today. Okay. Hemen bir parkur ayakkabısı. Are you vlogger or something? Yeah, yeah. Can you hold the camera for me? Come here. Okay. Güvenilirlik testini geçti. Her şey yolunda, bu ayakkabıyı alıyoruz. I'm feeling as good as your luck. Şimdi büyük soru. Engin kiminle buluşuyorsun? Şimdi bunu açınca arkadaşlar başka bir soru olacak. Neden buluşuyorsun? Onu da açınca peki bu buluşmayı sana kim ayarladı? Yani burada aslında 3 tane hikaye var. Birinci hikayeyle başlıyorum şimdi. Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı'nda bir toplantıya gidiyorum arkadaşlar. Daha önce Türkiye'de büyükelçilik yapmış biriyle buluşacağım. Düşünün, benim memleketim bile biliyor Kars'ı. Birçok kez gezmiş, görmüş. Bugün onunla görüşüyorum. Buluşmanın konusu arkadaşlar, beraber çalışıp çalışamayacağımız üzerine. Sri Lanka'da öğrettiğim videoları çok beğenmişler ve bana ulaştılar. Daha sonra da bununla ilgili görüşmek istediler. Bir toplantı tarihi belirledik. O da bugün saat 11'de. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'na doğru gidiyorum. Looking for the action.
Yanlış yere gitmişim. Bir 150 metre yürümem gerekecek. Şu anda oraya doğru yürüyorum. Şuradaki Saat Kulesi'nin arkasında. And place like Gaziantep, which is very much known for baklava. Did you go Adana? I have been to Adana a number of times, and Adana kebab is very much famous. Yes. But I like the Adana patlıcan kebab. Patlıcan kebab. Patlıcan kebab. Thank you so much. Okay. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Buluşma bitti. Şöyle kısaca açıklayayım nasıl geçtiğini size. Bayağı eğlenceliydi. Videoları çok samimi buldular ve gerçekten hoşlarına gitti. Bir daha böyle üzerinden geçtik videoların. Bir şeyler yapılıp yapılmayacağı ile ilgili beni haberdar verecekler. Bundan sonraki işlemde de Turizm Bakanlığı ile görüşmeleri gerekiyor. Bu kaç gün sürer açıkçası bilmiyorum. Ben 50-50 diyorum. Bir şeyler olabilir, olmayabilir. Çok beklenti yükseltmeye gerek yok aslında. Bu 30 gün boyunca her gün video çekme serüvenimizdi arkadaşlar. 3. vlogumuzda Büyükelçimiz bizi yemeğe davet etmişti Büyükelçilik mensuplarıyla beraber. Büyükelçimiz daha önce de bizim videolarımızı zaten takip ediyormuş. Hatta herhangi bir devlet buluşmasında, devletler arası ufak buluşmalar böyle olduğunda bizim kanaldan bahsediyormuş. Büyükelçimiz Demet Hanım'a teşekkür ediyorum. Sağ olsun bizden bahsetmiş. Daha sonrasında Mr. Hamza bize ulaşmak istedi. Şu anda süreç bu şekilde. Bazen sizi takip eden bir kişi bile her şeyi değiştirebiliyor arkadaşlar. YouTube gerçekten inanılmaz bir dünya. Size ne fırsatlar sunacağını tahmin bile edemiyorsunuz bazen. Az önce motor taksi çağırdım. Dikkatimi çekti. Neden olmasın, bir de onu deneyeyim dedim. Tuk-tuka bindik, araca bindik. Şimdi de motor taksiye bineceğim. Okay, I have to go now. Thank you. 15:29. Okay. Evet, ilk motosiklet denemesi. Gidiyoruz. Şimdi sağ tarafımda göreceğiniz bütün binalar arkadaşlar genelde devlet binaları. Normal halimize geri döndük. Motorla şehri tam anlamıyla görebiliyorsun. İnanılmaz bir şey. Motorda olmak. Ben bundan sonra sadece motora gideceğim. Bayağı keyifli. Hızlı da hem. Daha da uygun fiyata. Yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Dün de yorgundum zaten. Merak ediyorum, Nena ne yapıyor şu anda acaba? Büyük ihtimalle Bineş'in keyfini çıkartıyordur. Ya da bilgisayar başında çalışıyordur. Her zaman olduğu gibi. Evde iyi dinlendim. Bugünkü antrenmanımı kaçırmayayım istedim ben. Attım kendimi dışarı. Ayakkabıyı da denemek istedim. Bayağı rahat. Takla atarken de, koşarken de yeri de tutuyor. Bundan sonra kaymadan güzel antrenmanlar yapabilirim. Belki diğer ayakkabımı hatırlarsınız.
aşırı derecede eskimişti. Yeni ayakkabı almak güzel oldu şimdi. You're getting me all worked up. Rhythm of your hip swing, dropping my heartbeat. You hook me with the velvet rope. People lined up. Fun, yeah? Yes, you like it? Yeah. Okay, bye bye. Bye. Geldi, bir anda dedi ki, çok iyi ters salto. Sonra neredesin dedi, Türkiye'liyim dedim. Bir daha ters salto atsana dedi. Tamam dedim, senin için atacağım bir tane daha. Bir tane daha ters salto attım. Ayakkabı çok rahat ya. Bayağı mutluyum. Evet, burada vlogu bitirelim arkadaşlar. Güzel bir manzaram da var. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hatta bugün antrenmanla beraber sporlu günler diliyorum. Yarınki vlogda görüşmek üzere. Zaten bundan sonra her gün video var.